Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kara, deniz ve hava harbi okullarımızda eğitimlerini başarıyla tamamlayarak bu yıl mezun olan 641 öğrencimizin her birini tebrik ediyorum. Bu öğrencilerimizin 548'i Türk vatandaşı iken kalan 93'ü de 14 ayrı kardeş ülkeden gelen misafir öğrencilerden oluşuyor. Böylece 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden yapılandırdığımız Milli Savunma Üniversitemizin mezun sayısı 19.600'e ulaşmış oluyor. Milli Savunma Üniversitemize bağlı harp okullarımızın başarılı çalışmalarını yakından takip ediyorum. Rektörümüze, hocalarımıza ve eğitimlere katkı veren tüm subaylarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni yapısıyla üniversitemizin her geçen yıl daha da güçlendiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Artık bu noktadan geriye gidiş asla söz konusu değildir, olmayacaktır. Hep daha ileriye, daha iyiye, daha mükemmele doğru yürümeye devam edeceğiz. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Terörle mücadelemize Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi. Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları insan kaynağıyla tahkim ederek tüm bu tehditlerle etkili bir mücadele halindeyiz. İşte buraya Roketsan'dan geliyoruz. Ve Roketsan'ın üstün kabiliyetlerini yerinde görmenin hamdolsun şerefiyle müşerref olduk. Her konuda olduğu gibi savunmada da insan olmadan tek başına teknoloji yeterli ve anlamlı değildir. Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir, ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz. Türk Silahlı Kuvvetleri 2200 yılı aşan teşkilatlanma yapısı, kurumsal kültürü ve sayısız zaferleriyle milletimizin gurur kaynağıdır. Anadolu'yu 1000 yıldır vatanımız yapan ve devam ettiren ruh, hamdolsun aynı dirilikte ayaktadır. Geçtiğimiz salı ve çarşamba günleri Ahlat ve Malazgirt'te bu ruha bizzat şahit olduk. Bugün de karşımızdaki şu manzara mücadele azmi yanında eğitimi, donanımı, cesareti ve diğer tüm vasıflarıyla insan kaynağımızın da binlerce yıllık birikimiyle dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. Kahraman ordumuzun karada, denizde ve havada gösterdiği başarıların gerisinde işte bu çok yönlü, hasbi ve nitelikli insan kaynağı vardır. Ülkemizin tüm kurumları gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de içeriden çökertme girişimlerinin boşa çıkması, milletimizin ordumuzu sahiplenişi sayesinde gerçekleşmiştir. Kimi tarihçilerin dediği gibi, biz ordusu olan bir toplum değil, bizatihi kendisi ordu olan bir milletiz. Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzda milletimizi ayrıştırmaya çalışması beyhude bir gayrettir. Nasıl can bedenden ayrıldığında geriye sadece bir ceset kalırsa bu ülkenin askeriyle milleti de aynı şekilde tefrik edilemez bir bütündür. Vatan topraklarının her karışında, sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesindeki pek çok yerde destanlar yazan kahramanlarımızı buradan
tüm kalbimle selamlıyorum. Değerli misafirler, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri kendi ülkesini ve halkını korumanın yanında bölgesindeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların, soydaşların, ümmetin umudu haline gelmiştir. Ordumuzun başarılarının gerisinde nitelikli eğitimi, örnek disiplini, üstün donanımı yanında yüzlerce milyon insandan aldığı dua da bulunuyor. Teknolojik üstünlüğümüzü yetişmiş insan kaynağımız ve manevi gücümüzle birleştirdiğimizde Allah'ın izniyle bu ülkenin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur. Son 18 yıldır biz işte bunun için çalıştık. Önümüze konan gizli açık nice engelleri bu inançla açtık. Son olarak 15 Temmuz'da gerçek yüzlerini gösteren hainleri bu cesaretle tepeledik. Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni bu kararlılıkla parçalayıp attık. Karşılaştığımız ikiyüzlülükleri, alçaklıkları, hak ve hukuk tanımazlıkları, tehditleri, yaptırımları birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güçle yıkıp geçtik. Maruz kaldığımız her saldırı mücadele azmimizi daha da perçinledi. Aştığımız her engel kendimize olan güvenimizi daha da güçlendirdi. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle geldiğimiz yer geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı. Şimdi artık dün olduğundan daha gürültü sada ile daha samimi bir inançla kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak olan herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını, çıkarlarını, imkanlarını koruma hususundaki kararlılığını görmüştür. Görmeyenler de emin olun hem sahada, hem diplomasi masasında, hem uluslararası platformlarda bu gerçekle yüzleşeceklerdir. Biz mücadeleden kaçmayız. Biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için 83 milyon hep birlikte kükremiş bir sel gibi önümüze çıkan bentleri çiğneyip geçmekten geri durmayız. Garbın afakını çelik zırhlı duvarlar sarsa bile iman dolu göğsümüzde hepsini de yukarı geçeriz. Hakkın vaat ettiği günlerin işte bugünler olduğuna inanıyoruz. Asıl soru şu: acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Kuzey Afrika ve Körfez'deki kimi ülkelerin kardeş halkları muhteris ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle kararan istikballerine razı gösteriyor mu? On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadeleyle geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödediğimiz bedelleri
gayet iyi biliyoruz. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık. Yapmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye, kalkındırmaya, zenginleştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyoruz. Değerli misafirler, Türkiye tarihi boyunca hiçbir zaman saldırgan bir ülke olmamıştır. Türk milleti geçmişinde sömürge lekesi olmayan nadir halklardan biridir. Elbette bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Ama bizim fetih anlayışımız altındaki ve üstündeki zenginliklerle birlikte toprakların ele geçirilmesi üzerine kurulu değildir. Tam tersine bizim fetih anlayışımız önce gönüllerin fethidir. Bizim fetih anlayışımızda ayak bastığımız her yerin mamur edilmesi vardır. Bizim fetih anlayışımız inanç, köken, meşrep ayrımı gözetmeksizin vatan toprakları üzerindeki herkesin yaşamasını ve yaşatılmasını ifade eder. Ecdattan tevarüs ettiğimiz bu anlayışla bugün de elimizin ulaştığı, ayağımızın bastığı her yerde gönüller kazanmanın, yaşatmanın, imar etmenin, eser bırakmanın gayreti içindeyiz. Siyasi ve askeri varlık gösterdiğimiz her yere yağmalamak, almak, çalmak, üzerine konmak, haraç kesmek için değil, elimizdekini paylaşmak ve mümkünse birlikte kazanmak üzere gidiyoruz. Ülkemizin bu onurlu duruşu asırlık hesapların bozulmasına yol açıyor. Maruz kaldığımız saldırıların sebeplerinden biri de işte bozulan bu hesapların acısıdır. Sırça köşklerin çadırdadığını görenler, bulunucunu ülkemizden çıkarmak için her yerde karşımıza çıkıyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Dünya beşten büyüktür haykırışımızda. Küresel bir uyanışa vesile olduğumuz bu süreç gümbür gümbür devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının, Türk düşmanlığının, ayrımcılığın ayyuka çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Buna rağmen her olumsuz konuda Türkiye'nin öne çıkarılıyor olması ülkemizle ilgili bir hassasiyetin değil, zihinlerin gerisindeki faşizmin ve husumetin işaretidir. Maalesef ülkemizdeki bazı kesimlerde bilerek veya bilmeyerek bu sinsi oyuna alet olmaktadır. Batı ülkelerinin çok daha beter düzeyde yaşadığı sıkıntıları ve sorunları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi gösteren kampanyaların asla iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Dünyada koronavirüs salgınıyla en başarılı mücadeleyi yürüten ülkelerden biri olmamıza rağmen bu hususta bile Türkiye'yi karalamaya çalışanlar gerçek yüzlerini ve niyetlerini ortaya sermişlerdir. Güvenlikten kadın cinayetlerine kadar her konuda benzer çarpıtmalara rastlamak mümkündür. Biz eksiklerimizi gayet iyi biliyoruz ve hepsini de düzeltmenin gayreti içindeyiz. Medeniyet ve devlet tarihlerinin derinliğinin, gücünün,
genişliğinin farkında olmayanların hafızaları bir asırla sınırlı olabilir. Ama biz binlerce yıllık süreç içinde dün nerede olduğumuzu, bugün nerede durduğumuzu, yarın nereyi hedeflediğimizi gayet iyi biliyoruz. Hamdolsun milletimiz de bu vizyona sahiptir. Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiye'sini miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır. Değerli misafirler, Ağustos ayı tarihimizde zaferler ayı olarak yerini almıştır. Bu ayda Malazgirt'le başlayan, Otlukbeli ile devam eden, Çaldıran ve Mercidabık'la süren 450 yıllık bir süreçte doğumuzdaki zaferleri tarihimize armağan ettik. Batıda ise Belgrad'ın fethinden Mohaç'a kadar uzanan pek çok zaferi yine Ağustos'ta kazandık. Kıbrıs'ı da bir Ağustos ayında vatan topraklarına kattık. Anadolu'da kurduğumuz son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak zaferi olan büyük taarruz da Ağustos ayının milletimize bir hediyesidir. Bugün de güney sınırlarımızın güvenlik altına alınması gayretlerimizin ilk adımı olan Fırat Kalkanı Harekatı'nı 4 yıl önce bir Ağustos ayında gerçekleştirdik. Tarihimizdeki hiçbir zafer diğerinin alternatifi değildir. Tam tersine her zafer bir sonrakinin habercisi, bir öncekinin tamamlayıcısıdır. İnşallah daha nice Ağustoslarda nice büyük zaferlere imza atacağız. Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karasıyla, deniziyle, havasıyla, tüm unsurlarıyla yeni zaferler için hazırlık yapmaktadır. Milli Savunma Üniversitemizde ordumuza kazandıracağı subaylar ve as subaylarla bu mücadeledeki yerini sürekli ileriye taşıyarak güçlendirecektir. Bugün mezun olan teğmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Üniversitemizin yönetimine ve eğitim kadrosuna şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş ülkelerden gelerek eğitim ve öğretimlerini tamamlayan teğmenlerimize de gittikleri yerlere en kalbi selamlarımızı götürmelerini rica ediyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Derece alan teğmenlere diplomalarının verilmesi. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros, belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. Eğilmez dimdik başına, gönül verdik hürriyete. Türkiye yaraşan gücüyle bağlıyız cumhuriyete. Eğilmez başımıza, taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Senin ana, senin bu yiğit oğul senin. Bu teğmenler oldukça korkusu yok kimsenin. Durmadan dalgalan şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Okullarını birinci bitiren teğmenler. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Semih Kocaman. Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen Mücahit Şamil Doğan. Hava Harp Okulu birincisi Teğmen Şerafettin Ger. Diplomaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecektir. Huzurlarına kabulünü arz ederim. Kara Harp Okulu'nu birinci olarak bitiren Teğmen Semih Kocaman, 1998 yılında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İlhan ve Ayten Kocaman'ın iki çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Deniz Harp Okulu'nu birinci olarak bitiren Teğmen Mücahit Şamil Doğan, 1996 yılında Samsun'da Kenan ve Emriye Doğan'ın iki çocuğundan sonuncusu olarak dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da, lise öğrenimini Eskişehir'de tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Hava Harp Okulu'nu birinci olarak bitiren Teğmen Şerafettin Ger, 1997 yılında Muğla'nın Yatağan ilçesinde Gülserin ve Mehmet Ger'in iki çocuğundan sonuncusu olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta öğrenimini Muğla'da, lise öğrenimini Antalya'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Okullarını ikinci olarak bitiren teğmenler. Kara Harp Okulu'nu ikinci olarak bitiren teğmen Batuhan Bal. Diplomasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop tarafından verilmesini arz ederim. Kara Harp Okulu'nu ikinci olarak bitiren teğmen Batuhan Bal, 1998 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde Mustafa ve Fatma Bal'ın iki çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Deniz Harp Okulu ikincisi Teğmen Kubilay Han Vural. Teğmen Vural. Diplomasının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından verilmesini arz ederim. Deniz Harp Okulu'nu ikinci olarak bitiren Teğmen Kubilay Han Vural, 1994 yılında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Halim ve Songül Vural'ın üç çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta öğrenimini Bilecik, lise öğrenimini Eskişehir'de tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir.
Hava Harp Okulu ikincisi Teğmen Ahmet Oğuzhan Yavçin. Teğmen Yavçin! Diplomasının Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar tarafından verilmesini arz ederim. Hava Harp Okulu'nu ikinci olarak bitiren Teğmen Ahmet Oğuzhan Yavçin, 1996 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yılmaz ve Firdevs Nihal Yavçin'in iki çocuğundan sonuncusu olarak dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Aydın, orta öğrenimini Aksaray, lise öğrenimini Elazığ'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Okullarını üçüncü olarak bitiren Teğmenler. Kara Harp Okulu'nu üçüncü olarak bitiren Teğmen Sina Tuğyan Tuna. Teğmen Tuna! Diplomasının Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından verilmesini arz ederim. Kara Harp Okulu'nu üçüncü olarak bitiren Teğmen Sina Tuğyan Tuna, 1996 yılında Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Mesut ve Melek Tuna'nın üç çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Deniz Harp Okulu üçüncüsü Teğmen Hakan Kaya. Kimdesin? Teğmen Kaya! Kimdesin? Diplomasının Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından verilmesini arz ederim. Deniz Harp Okulu'nu üçüncü olarak bitiren Teğmen Hakan Kaya, 1997 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İsmet ve Nurten Kaya'nın üç çocuğundan sonuncusu olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Kocaeli'de tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Hava Harp Okulu üçüncüsü Teğmen Hasan Furkan Demir. Demir! Diplomasının Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçük Akyüz tarafından verilmesini arz ederim. Hava Harp Okulu'nu üçüncü olarak bitiren Teğmen Hasan Furkan Demir, 1997 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinde Recep ve Mevlüde Demir'in üç çocuğunun ikincisi olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Okullarını ilk üç sırada bitiren Teğmenler, Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlıkları tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilmişlerdir. Okullarını dördüncü olarak bitiren Teğmenler, Kara Harp Okulu dördüncüsü Teğmen İrfan Doğukan Çetin. Teğmen Çetin! Diplomasının Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Adnan Özbal tarafından verilmesini arz ederim. Kara Harp Okulu'nu dördüncü olarak bitiren Teğmen İrfan Doğukan Çetin, 1997 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ruşen ve Nakiye Çetin'in iki çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Deniz Harp Okulu dördüncüsü Teğmen Mehmet Enes Taşçı. Teğmen Taşçı! Diplomasının Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Yunus Emre Karaosmanoğlu tarafından verilmesini arz ederim. Deniz Harp Okulu'nu dördüncü olarak bitiren Teğmen Mehmet Enes Taşçı, 1997 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde Metin ve Gül Taşçı'nın üç çocuğundan birincisi olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ağrı'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Hava Harp Okulu dördüncüsü Teğmen Elif Köseoğlu. Teğmen Köseoğlu! Diplomasının Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin tarafından verilmesini arz ederim.
Hava Harp Okulu'nu dördüncü olarak bitiren Teğmen Elif Köseoğlu, 1997 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde Murat ve Dilek Köseoğlu'nun iki çocuğundan sonuncusu olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Okullarını beşinci olarak bitiren Teğmenler. Kara Harp Okulu beşincisi Teğmen Kadir Onur Sümer. Diplomasının Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu tarafından verilmesini arz ederim. Kara Harp Okulu'nu beşinci olarak bitiren Teğmen Kadir Onur Sümer, 1996 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesinde Haluk ve Gülay Sümer'in iki çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta öğrenimini Ankara, lise öğrenimini Aydın'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Deniz Harp Okulu beşincisi Teğmen Selçuk Erim. Diplomasının Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu tarafından verilmesini arz ederim. Deniz Harp Okulu'nu 5. olarak bitiren Teğmen Selçuk Erim, 1997 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fatih ve Dönde Erim'in iki çocuğundan sonuncusu olarak dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli'de, lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Hava Harp Okulu 5.'si Teğmen Mehmet Kartal. Diplomasının Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu tarafından verilmesini arz ederim. Hava Harp Okulu'nu 5. olarak bitiren Teğmen Mehmet Kartal, 1995 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Abdülkadir ve Lütfiye Kartal'ın iki çocuğundan sonuncusu olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Isparta'da tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir. Derece ile mezun olan misafir teğmenlerin yerlerini alması. Biz biliriz bizim işlerimizi. İşlerimiz kimseden sorulmamıştır. Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle başımız bir kere eğilmemiştir. Akından akına seslendikçe biz, inlerdi kayalar, titrerdi deniz. Tarihten istinat bir değirmeniz. Çağ açıp kapayan yılmaz Türkleriz. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin, bahçeler donansın, güller süslensin. Atamın açtığı yollar süslensin, yurdumun en büyük bayramı bugün. Kara, deniz ve hava harp okullarında toplam 14 ülkeden ülkelerin nam ve hesabına 93 teğmen mezun olmuşlardır. Afganistan İslam Cumhuriyeti nam ve hesabını okuyan teğmenlerin birincileri. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Hüseyin Şah Saccadi. Evet.
Hava Harp Okulu birincisi Teğmen Muhammed Şerif Sediki. Teğmen Sediki. Arnavutluk Cumhuriyeti nam ve hesabını okuyan Teğmenlerin birincileri. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Mario Meni. Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen Rodilen Alkanyari. Teğmen Alkanyari. Hava Harp Okulu birincisi Teğmen Yucin Marku. Teğmen Marku. Bosna Hersek nam ve hesabını okuyan Teğmenlerin birincileri. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Tarık Duranoviç. Hava Harp Okulu birincisi Teğmen Kerim Tuka. Teğmen Tuka. Gambiya nam ve hesabını okuyan Teğmenlerin birincisi. Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen İbrahim Acallov. Teğmen Acallov. Gürcistan Cumhuriyeti nam ve hesabını okuyan Teğmenlerin birincileri. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Levan Kobelaşvili. Teğmen Kobelaşvili. Hava Harp Okulu birincisi Teğmen Zakro Tevdoraşvili. Teğmen Tevdoraşvili. Kazakistan Cumhuriyeti nam ve hesabını okuyan Teğmenlerin birincileri. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Jalgas Muratov. Teğmen Jalgas Muratov aynı zamanda genel sıralamada Kara Harp Okulu'nu 8. olarak bitirmiştir. Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen Aldiyar Kokibay. Teğmen Kokibay. Kırgızistan Cumhuriyeti'nden ve hesabını okuyan Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Şergazi Koçkorov. Diplomalarının Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu tarafından verilmesini arz ederim. Kore Cumhuriyeti nam ve hesabına Kara Harp Okulu'nda okuyan Teğmenlerin birincisi Teğmen Sung Hun Song. Teğmen Song. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nam ve hesabına okuyan Teğmenlerin birincileri Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Mustafa Kar. Teğmen Mustafa Kar. Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen Abdurrahim Çavuşoğlu. Teğmen Çavuşoğlu. Moğolistan nam ve hesabına Kara Harp Okulu'nda okuyan Teğmenlerin birincisi Teğmen Damdin Suren Dava Suren. Moritanya nam ve hesabını okuyan Teğmenlerin birincileri. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Muhammed Mahmut Ahmet Babe. Teğmen Babe. Hava Harp Okulu birincisi Teğmen Muhammed Salem. Teğmen Salem. Somali Cumhuriyeti nam ve hesabını okuyan Teğmenlerin birincileri. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Jamal Hassan Ali. Teğmen Jamal Hassan. Deniz Harp Okulu birincisi Teğmen Hamza Ali. Teğmen Ali. Hava Harp Okulu birincisi Teğmen Muhammed Kahiye. Türkmenistan nam ve hesabına Hava Harp Okulu'nda okuyan Teğmenlerin birincisi Teğmen Oraz Mırat Atayev. Teğmen Atayev. Ürdün Haşimi Krallığı nam ve hesabına okuyan Teğmenlerin birincileri Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Şakir Alraş'tan. Hava Harp Okulu birincisi Teğmen Hamza Abureden. Diplomalarının Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu tarafından verilmesini arz ederim.
dimdik başınla gönül verdik hürriyete. Türk'e yaraşan gücüyle bağlıyız cumhuriyete. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Senin ana, senin bu yiğit oğul senin. Bu teğmenler oldukça korkusu yok kimsenin. Sen ki yüceler yücesi bir ulustansın. Bayrağımız için akan en asil kansın. Durmadan dalgalan şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Kaç! Yeri, bak! Mezun olan teğmenlere harp okulları öğretim üyeleri tarafından diplomalarının verilmesi. Sağa, sola, dön! Teğmen Kılıç, Teğmen Özdemir, Teğmen Norin, Teğmen Dronoviç, Teğmen Maraşlı, Teğmen Arslan, Teğmen Yıldız, Teğmen Bayram, Teğmen Bardak, Teğmen Sekanları, Teğmen Coşkun, Teğmen Geyik, Teğmen Arslan, Teğmen İnci, Teğmen Terzi, Teğmen Baydemir, Teğmen Kılıç, Teğmen Beceren, Teğmen Gurbanoğlu, Teğmen Kara, Teğmen Bilik, Teğmen Çaylak, Teğmen Bilmiş, Teğmen Dalyancı, Teğmen Yılmaz, Teğmen Cömert, Teğmen Sipahi, Teğmen Türkmen, Teğmen Ak, Teğmen Kop, Teğmen Öztürk, Teğmen Muzafferoviç, Teğmen Dağlı, Teğmen Gençer, Teğmen Özbayrak, Teğmen Turan, Teğmen Gündoğdu, Teğmen Yalçın, Teğmen Şimşek, Teğmen Sürendeva, Teğmen Kurt, Teğmen Yıldırım, Teğmen Kurnaz, Teğmen Coştu, Teğmen Zeybek, Teğmen Taran, Teğmen Akıntürk, Teğmen Aktürk, Teğmen Ergün, Teğmen Sofuoğlu, Teğmen Tanrıkulu, Teğmen Çoraklık, Teğmen Tevlek, Teğmen Tokat, Teğmen Kısacık, Teğmen Çimen, Teğmen Burcu, Teğmen Yurdusever, Teğmen Taş, Teğmen Karabaş, Teğmen Muratdoğa, Teğmen Keleş, Teğmen Meus, Teğmen Koca, Teğmen Gökçe, Teğmen Güneş, Teğmen Avcı, Teğmen Şimşek, Teğmen Kozan, Teğmen Badal, Teğmen Hazar, Teğmen Sümel, Teğmen Ercan, Teğmen Akatekin, Teğmen Üstündağ, Teğmen Göçmen, Teğmen Karadeli. Kaç! Geri! Bak! Geriye! Dön! Yerlerinize uygun adım marş! Törenler. Harp okulları öğrenci alay sancaklarının devir teslimi. Sayın Cumhurbaşkanım,
Sancak, silahlı kuvvetlerin şeref timsalidir. Sancağın muhafazası, silahlı kuvvetlerin mukaddes vazifesidir. Kara, deniz ve hava harp okulu öğrenci alay sancakları bugüne kadar lekesiz ve tertemiz olarak korunmuştur. Harp okulları, öğrenci alay sancakları tüm sancakların en önde gelenleri ve en anlamlılarıdır. Çünkü tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu olan kara, deniz ve hava kuvvetlerimizde sancak verilen bütün birliklerin komutanları bu kutsal yuvalarda ve bu sancakların huzurunda yemin etmişlerdir. Sancağımızın yeni muhafızları da huzurlarınızda aynı şekilde yemin edecekler ve şeref timsali şanlı sancağı canları pahasına koruyarak daima yükseklerde tutacaklardır. Tören birlikleri! Tüfek! Omza! Selam! Dur! Sancak kıtası! Sancak yürüne! Uygun adam! Vur! Sancağım! Sen! Aydan akseden hilal! Sen! Ufkumda hürriyetim! Sen! Nesilden nesile emanetim! Sen! Yaşamak için son nefesim. Sen, savaşlarımı aydınlatan güneş. Sen, şeref ve haysiyetim. Sen, önünde secde edip and içtiğim sancağım. Silah arkadaşım! Öğrenci alayı mukaddes sancağının nöbet sırası sende! Rengi mübarek ecdat kanının rengidir! Kumaşı şehit tenidir! Parıltısı zaferlerin ışığıdır! Ay yıldızı hürriyet ve istiklaldir! Yazısı kahramanlık ve fazilettir! Gönderi milli iradedir! Sırması şeref ve mesuliyettir. Bütün bunlar Türk milletinden sana emanettir. Bu büyük emaneti sana teslim ediyorum. Demir bileğinle onu sımsıkı kavra. Kanının son damlasına kadar daima yükseklerde tut. Onu senden sonra sağ kalan eline teslim etmedikçe son nefesini vermeyeceksin. Bu sancak nesiller boyunca ve ebediyen elden ele verilerek daima göklerde dalgalanacaktır. Sancak nöbetçiliği, nöbet hizmetlerinin en şereflisi, en kutsalıdır. Bu şanlı sancağı teslim aldığım gibi lekesiz, tertemiz, teslim ettiğimin işareti olarak öpüyor ve teslim ediyorum. Kutlu ve uğurlu olsun. Teğmenim, namusum üzerine ant içerim ki bu mukaddes nöbetimin devamınca gözümü bir saniye olsun ondan ayırmayacağım. Sancağımı canımdan aziz bilip onu daima yükseklerde tutacağım. Renginin bedeni kanım olsun. Kumaşının bedeni tenim olsun. Parıltısının bedeni canım olsun. Ay yıldızına varlığım feda olsun. Yazısını vicdanımda tertemiz saklayacağım. Gönderini milli imanımla sımsıkı tutacağım. Sırması iman dolu göğsünde namus, çökmez omuzlarımda
en şerefli sorumluluk olarak kalacaktır. Bu sancağı benden sonra sağ kalana teslim etme dönülmek bana haram olsun. Nöbetimi bir ibadet vecdi içinde tutacağım. İçtiğim bu anda bağlı kalacağımın işareti olarak sancağımı öpüyor ve teslim alıyorum. Köpürse denizler, yıkılsa dağlar, tufanı getirse fırtınalar. Çökse kainat üstüme, kopsa ellerim bileklerimden. Sökülse teker teker dişlerim, kör olsa görmese bile gözlerim. Açılsa göğsümde sayısız yaralar, vermem seni parça parça oluncaya kadar. Görevimiz yaşatmak seni şerefle şanla. Sancak yaşar uğrunda dökülen temiz kanla. Fek! Gonca! Esas duruş! Tören rahat! Sancaktar teğmenlere kılıç ve diplomalarının, sancak muhafızları teğmenlere diplomalarının, okul komutanları tarafından verilmesini arz ederim. Geleceğimiz için AK Parti, tek parti, AK Parti.